ülkemizde bazı esnaflar, gariban halkı diyelim, hani asgari ücretle geçinen sıradan halkı kazıklama peşindeler. Kazıklıyorlar. Bunu genelleme olarak söylemeyelim de bazı parmakla göstereceğimiz temiz, düzgün, dört dörtlük esnaflarımız da var tabii. Ve bazı toptancılar da esnafları kazıklama peşinde. Bu domino taşı gibi toptancılardan esnaflara, esnaflardan vatandaşa bu şekilde böyle birbirlerini hani kazıklama, dolandırma, sahtekarlık, bu şeytanlık diyelim, alavere dalavere hani domino taşı gibi birbirlerini sıra sıra takip ediyorlar. Bazı komisyonla geçinen komisyoncular da var yani. Onlar da sadece esnaflardan bahsetmeyelim yani. Komisyoncular da var. Örneklerini de vereceğim şimdi. Birazdan anlatacağım. Dinleyince siz de anlayacaksınız. Mesela siz esnaf olarak eğer bir çalarsanız, bir hırsızlık yaparsanız şeytan da sizin helal olacak rızkınızdan 5 çalar. Siz bir çalarsınız, şeytan da helalinizden 5 çalar. Zararı bir yerde karşınıza çıkar yani. Nasıl oluyor da hani çalıyor diyelim mesela. Örnek vereyim. Küçük örnekle anlatayım. Anlayabileceğiniz şekilde rakam vereyim. Bu kesin bir rakam değil. Bunu küçültürsünüz, büyütürsünüz de. Mesela diyelim orta dereceli bir iş adamısınız. Çok zengin de değilsiniz, fakir de değilsiniz, orta dereceli ama bir ev satın alacaksınız, bir villa almak istiyorsunuz diyelim. Gidiyorsunuz bir tane müteahhitle anlaşıyorsunuz, diyorsunuz ki ne bana bir böyle bir projeli bir ev çiz. Projeyi sunuyorsun veyahut da o sana gösteriyor, beğeniyorsun. Adam diyor ki sana semtine göre buranın diyor arazisi 500 milyar, örnek atıyorum yani. Buraya da diyor 1 milyon TL malzeme harcanır. Bu villayı sana 1,5 milyon TL'ye mal ederim diyor. Sizi razı ediyor. Bakıyorsunuz her şeyini görüyorsun. Beğeniyorsun 1,5 milyon. Ve diyor 500 milyon da hani örnek verin. 500 milyon da bu işi takip ettiğim için. Mesela elektrikli suydu. O kadar hani inşaatta işçi çalıştıracağım. Benim emeğim var diyor adam sonuçta. Bu sadece malzeme parası ve oranın masrafıydı diyor. 500 milyon da ben diyor senden işçilik, iş takip ücreti alırım 2 milyona. Ben sana bu villayı diyor mal ederim. Örnek bu, kesin değil de. Tamam diyorsunuz, razısınız. Adam diyor ki ne ya ne güzel bak diyor. Bir kere de diyor adam geldi ben bir ayda 2 ayda diyor en fazla 2 ayda yapıp hızlı bitireceğim diyor. Bir evden 500 bin TL para kazanacağım. Kuru para, kemik. 500 bin TL. Güzel para diyor, muazzam para diyor. Şeytan tabii bunu dürtüklüyor, durmuyor. Diyor ki şeytan ya diyor sen buraya diyor 500'e diyor hani arsayı aldın 1000 TL'ye de hani evi 1 milyona da yapacaksın ya diyor. Burada diyor biraz malzemeden çal da diyor. Bunu diyor 900'e bilemedin 800'e falan mal etmeye çalış diyor. Oradan diyor 200-300 bin de oradan kırp diyor. Oradan hani 500 bin TL karının üzerine oradan da koy diyor. Şeytan buna fikir veriyor. Adama da cazip geliyor. Diyor nereden çalayım mesela? Bu sefer hani şeytanla ortak oldu, işbirlik yaptı ya. Çalma derdine düşüyor bu sefer. Şimdi çimentodan, tuğladan, betondan çalamam. Neden çalayım? Diyor ki ya mesela örnek. O zaman diyor ben diyor tesisattan çalayım diyor mesela. Tesisat sisteminde mesela giderde mesela kaliteli malzeme değil de kalitesiz daha çabuk bozulabilecek, kırılacak, delinecek gider döşeyim. Oradan diyor biraz kaliteyi düşüreyim. Veyahut da parkenin altına düşeceğim o straporlardan falan biraz oradan çalayım. Çünkü devletin çimentosunu, betonunu, demirini ölçmek için kontrol gönderiyor. O kontrol eğer ki uygun bulursa oraya yapı iznine veriyor. Tapuyu öyle veriyor. Yoksa eskiden de o hani kafasına göre yapıp hırsızlığı yapıp en küçük bir depremde yıkılacak evlere artık devlet izin vermiyor. Bundan sonra o yapılara artık Türkiye'de artık her şey değişti biliyorsunuz. Kontrol geliyor. Kontrol aracılığıyla o kontrolden geçerse evinize yapı iznini veriyorlar. Tapuyu veriyorlar. Demir de çimentodan çalamadı. Bu sefer giderden elektrik tesisatından, su tesisatından, parkenin giderlerinden oradan buradan çalayım diye ona uğraşıyor bu sefer. Yani demek istediğim çalmayı düşünüyor. Daha kaliteli, daha sağlam, daha güzel iş yapayım demiyor adam. İş bitiyor 6 ay sonra başlıyor sağdan soldan patlaklar, kavgalar, dövüşler. Yani bu müteahhit üzerinden verdiğim örnekti.
Kendi başıma gelenden bir şey söyleyeyim. Mesela ben bir akrabamın birisi ev satıyor. Bundan bir ay önce, bir buçuk ay olmadı ya, bir ay önce. Evi 150 milyar vereyim diyorum evine. O da 160 milyara falan düşeyim diyor. 160 milyardan 155'e falan razı olmak istiyor. Yani 160 diyor da 155'e razı olacak, neyse. Ben bu sefer tam öyle ayarlarken 1-2 aya kadar gelip alacağım diyorum, yurt dışındayım. Tabii bu gidiyor emlakçılara resmi gösteriyor, evin resmini. Emlakçı diyor ki kardeşim diyor, burası 200 milyar eder diyor ya. 200 milyar eder. Sen niye burayı böyle hani aşağı veriyorsun diyor. 200'de en kötü 180'e bağlarsın diyor. 185'e gider bu ev diyor. Evin fiyatını yukarı çekiyor. Bir daha kendimden örnek vereyim. Bundan bir iki sene önce evimi, bir dairemi kiraya vereceğim. 600 milyona kiraya vereceğim. Okul okudum. Bilgisayardan anlıyorum. Üniversite bitirdim. İnternet işlerinden her şeyden anlıyorum. Resmi çekerim. Sahibinden.com, Hürriyet, Emlak. Her şeye verebilirim yani. İşimi de Almanya'dan görebilirim. Buradan hesap açıp internete 600 milyona veriyorum evimi. Kiracı gelecek. Diyorum ki emlakçı aracılığıyla vermeyeyim. Adam komisyon almasın. Yani komisyon vermesin. Kiracı kendine ona evine bir eksiğin ihtiyacını giderir diye düşünüyorum. Daha sonra ilanı verivermez hemen emlakçılar beni arıyor. İlanı daha yeni veriyorum, emlakçı beni arıyor. Bana diyor telefonda, kardeşim diyor, senin o evin semtini, yerini ben biliyorum. Ben biliyorum nerede olduğunu. Senin o evin diyor 600 değil 1 milyar eder diyor ya. Oranın kirası ortalama 1 milyar civarı. Sen ucuz yazmışsın diyor. Ama sana şöyle diyeyim, telefonda bana diyor, sen onu diyor internetten ilanı sil. Ben diyor 800 milyona sana diyor bir hafta içinde müşteri bulurum. Hatta birkaç kişi sorduydu, hemen getireyim göstereyim. 800 liraya ben vereyim, sen sil diyor o ilanı. Benim 600 milyona vereceğim evi adam 2 dakikanın içinde 800'e çıkarıyor. Siz olsanız, ev sahibi olsanız ne diyeceğiniz? 600'e veriyorsun, adam 800'e müşteri bulmuş. Ne oluyor? Piyasayı yukarı çekiyor bak. Yukarı çekiyor. Ve adam evi ne yapıyor? Kendi ilan veriyor ve o kendi müşterisini getiriyor, 800'e veriyor. 800'de ondan alıyor, 1600 TL para. Provizyon alıyor. 800'de kira, 1600 lira. Adam 600 milyona gelip benden tutacak gene 1600 TL para veriyor. Neredeyse 600-1800, 1200-1800, 3 kiraya tekabül geliyor neredeyse. Adam 3 kira bedava oturacak. Durduk yere 3 kirası gidiyor elinden. Durduk yere, daha girmeden. Yani bu da asgari ücretin yarısı ediyor. Adam yani asgari ücretin niye bereketi yok? Niye paranın hükmü kalmadı? Niye her şey pahalı? Niye içinden çıkaramıyor? İşte bu, hani örnek vereyim, böyle esnaflar işte. Adam mesela 200 milyara dairesini satıyor. 200 milyara daire satacağım. Adam telefon açıyor, diyor ki ne? Kardeş oranın semti, o semt diyor 300 milyardan gidiyor daire. Sen onu bana diyor sil, bana getir. Ben sana diyor 250 milyara bir haftada satarım evi. Alıyor. Tamam diyor ya, 200 nerede, 250 nerede? Adama veriyor. Adam 320 milyar yazıyor internete. Arayanlara 310, 305, 300 derken 300'e bağlıyor. Adama 250 milyar ev sahibine veriyor. 250 milyar, 50 milyar cebe atıyor. Bir de 250 milyarın %4, %5 komisyonu var. 4 milyardan 100 milyar, 4, 8, 10 milyar. 10 milyar da oradan komisyon öyle 60 milyar. Ne yapıyor? Tek bir işte ya. Bir işte 60 milyar. Yani dedim ya, bir işte, bir günde yaptığı bir işte kısa yoldan köşeye döneyim, zengin olayım, bir araba parası kazanayım diyor. Yapıyor böyle esnaflarımız, komisyoncularımız. Yani her şeyden örnek vereyim. Toptancılarımız da aynı şey yapıyor. Güzel parayı kazandım. Bir günde köşeye dönüyor. Ondan sonra hayat niye pahalı? Niye beti bereketi yok? Niye ben yani kazandığım, çalıştığım paranın bir hükmü yok, bir para biriktiremiyorum, her yere çarçur oluyor, sağa sola gidiyor. Adam bir günde köşeye dönüyor, bir günde para kazanıyor. Ondan sonra ona ne oluyor? Evde yatarken soba zehirlenmesinden ölmüş. Mesela gece sabaha kadar içiyor, herkese demeyeyim, içmiş, sarhoş olmuş, pavyona gitmiş, oraya buraya gitmiş, çarçur etmiş. Veyahut da gelmiş evde yatarken çocuk, 15 yaşında, 13 yaşında çocuk arabasının anahtarını çalıyor. Gidiyor orada bir yere tosluyor arabayı. 30 milyar, 40 milyar masraf. Mesela cepten ödeyecek bu parayı. Sigorta da yok. Adamda ehliyet de yok. Ceza da var. Sigorta da karşılamıyor. Ne oldu? 30 milyar 50 milyar para gitti. Ne oldu kardeşim? Ya nazara geldik ya. Nazara. Nerede nazara geldin ya? Adam bir günde sen sahtekarlık yaptın. Bir günde %300, %500, %1000 komisyon aldın.
Adam durmadan piyasayı yukarı çektin, yükselttin. Yani 600 milyonu vereceğim evi 800, 1 milyara çektin. Ben de öyle yaptım, onu da öyle yaptım. Durduk yere evlerin fiyatlarını, kiraları yükselttin. Aynı şekilde diğer ürünlerde de var. Elbisede, giyecekte, yiyecekte de aynı şey var. Öbür market 1 TL'ye satıyor ekmeği, öbürü 1.250'ye sattığını duyuyor. Ben de 1.300'e çekeyim diyor hemen. Ben de çıkartayım. Öbürü yapmış, ben de yapayım. Öbürü pahalı satıyor, ben de satayım. Euro çıkmış, ben de yükselteyim. Dolar yükselmiş, bende. Mazot çıkmış, bende. Mazotla euro dolar düşüyor ama sen düşürmüyorsun fiyatı. Dolar 10 TL'ydi. Dolar şey euro 10 liraydı. 10 liraya çıktı diye herkes fiyatı yukarı çekti. 35 liralık yağ 85 lira oldu. Şimdi dolar 9 liraya düştü. Hiçbir yağda 5 TL düşüren yok. Her şeye zam geldiğinde anında koyuyorsunuz. Geri kaldığında zam düşmüyor. Ondan sonra Müslüman ülkeyiz. Ondan sonra niye betimiz yok? Niye bereketimiz yok? E dedik ya sen çalarsan şeytan da çalar. Sen bir çaldın, beş de şeytan çaldı. Ondan sonra niye kavgalar var? Niye insanlar birbirine güler yüzlü değil? Niye birbirinin kuyusunu kazıyor insanlar? Niye bu kadar ülkemizde sahtekarlık var? Niye hakimler, savcılar, avukatlar, niye mahkemeler, niye kavgalar, niye dövüşler? Niye bu kadar her şey birbirine girmiş halde? Her şey yolsuzluk içerisinde, sahtekarlık içerisinde. Bir iş yaptıracaksın, adama gidiyorsun, diyorsun ki ne? Bana diyorsun şu istediğim planda, projede evimi, merdivenimi, bahçemi, duvarımı yapar mısın diyorsun. Adam diyor öyle yaparım, böyle yaparım, şöyle güzel olur, böyle güzel olur. Veriyorsun parasını, adam bir haftada yaparım diyor. İki ayda yapıyor, iki ay sonra evi teslim aldığında bakıyorsun duvar daleli, hani böyle öyle bir şeyli ki, böyle engelli ki, veyahut da yaptığı bütün o kuşaklar, alttaki şiveleler, şunlar bunlar anında yapışkanlı bir hafta geçmeden dökülüyor. Rengi tutmamış. Kalitesiz malzeme kullanmış. Kendiliğinden yani malın kendinin gösterişi yok. E ondan sonra işi alırken ben her şeyi yaparım, yoktan var ederim, hatta yaratırım der gibiydin. Şimdi diyorsun kardeşim bunun en fazla olacağı bu kadar. Bundan başkası da olmaz. Zaten evin eskiydi ya. Zaten araban eskiydi yani. Bu kadar arabada ne bekliyorsun zaten? Zaten bunun olduğuna şükret. Bundan daha iyisi olmaz abi ya. Bu kadar yeter. Yani daha iyisini yapan adam bulamazsın ya. Sen bunu buldun da bunuyor mu ya? Böyle bir şey daha yaptıramazsın. Bundan daha güzel hiçbir yapacak usta bulamazsın. Böyle bir de lafları var insanlar. Önce iş almadan önce yoktan var ediyor. Sıfırdan bir yaratıcı gibi konuşuyor. İş yaptıktan sonra sahtekarlıklar ortaya çıkınca ben ne yapayım, elimden bu geliyor. Bu kadar olur kardeş, bundan daha güzeli olmaz. Bir kere diyoruz ya kardeşim, sahtekarlık içimizde, kanımızda, kemiğimizde işlemiş. Herkes de birinden dert yanıyor. O sahtekar, o sahtekar. Sahtekar sahtekar anlatıyor. O sahtekar da öbür sahtekar anlatıyor. Hep herkes sahtekar olmuş. Birbirinin kazıklama peşine düşmüş. Herkes kazıkçı olmuş. Herkes diyor birileri beni kazıkladı. Kardeşim sen düzgün olursan, herkes düzgün olursa bu işte düzelir gider. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.